nasıl gidiyoruz? Bir de ona azıcık bahsedelim. Komşu da gidiyor bir yandan. Şimdi Datça puslu bir şekilde görünüyor. Diyelim ben bilmiyorum nereye gideceğim. Bir navigasyonumuz var. Deniz navigasyonu. Dediğim gibi kusura bakmayın parlıyor biraz. Şöyle bir deniz navigasyonumuz var. Buradan önce haritayı büyütüyorum. Datça'yı gördüm. Buradan Datça'ya doğru gidiyorum. Zoom in yapıyorum. Datça'ya biraz daha yaptım. Kıyının şeklini biliyorsam aklıma yazıyorum. Mesela şu küçük adacığı ben biliyorum yani. Oraya gideceğiz. Demek ki doğru. Gördüğünüz gibi. Buraya okey'e bastık. İmlece git dedim. Tamam. Şimdi bana bir iz çıkarttı. Bakın. Siyah ve yeşil iki tane iz var. Bakın neredeyse üst üste. Bu benim eğer üst üste ise doğru gittiğimi gösteriyor. Tamam mı? Şimdi ben bunu üst üste yapacağım. Birazcık iskeleye alacağım tekneyi. Hemen hemen geldi. Karakterizimi aldım. Normalde bunları tabi derece dakika yöntemiyle zaten yazar. 253 dereceye gidiyoruz. Yapılabilir. Ama önemli değil. Böyle de olur. Şimdi birazcık sabitliyoruz. Sonra sıradaki yapacağım şey otopilot. Bakın benim otopilot burada. O da 260 dereceye gösteriyor. Yaklaşık zaten 260 dereceye gidecektik. Önce otopilotun mandalını açıyorum. Mandalda hafif bir şeylik olduğu için ben bunu şöyle şey yapacağım. Sizden sonra yapayım, lastikleyeceğim. Otoya bastığım zaman bu 261 dereceye beni kilitledi şimdi, tamam mı? Şimdi otomatik olarak 261 dereceye gideceğiz. Bakalım şuradan da mandalı becerebilirsem. Durum bu. Evet, gördüğünüz gibi burada çalışıyor. Şöyle kendi kendine 245 derecede sabitledik. Yavaş yavaş. Bununla bunun bir bağlantısı yok. Yani navigasyonla otopilotun kendi beyinleri var. İkisi ayrı ayrı hükmediyor. Yani sen kendin şey yapacaksın, belirleyeceksin. Ha bu combo cihaz, yani hem fish finder, balık bulucu, hem de şey GPS. Bunun şeyleri var sırf. Hani sırf GPS olanları var. Onlar da o yeni modellerinde o bağlantı, hani birbirine bağlı. Sen buradan waypoint seçiyorsun. O alet kendi götürüyor. Ama gene de her manevrada sana soruyor. Döneyim mi diyor. Çünkü sorumluluk almıyor. Gerçekten öyle. Yani öyle kendi basıyorsun gidiyor. Engelleri görüyor falan gibi. Zaten engel. Arkadaşlar soruyordu da hani öyle bir şey yok yani. Hani kayaları, kuyaları falan gören yok. Kendin yapacaksınmış. Tabii çok azıcık mesela şöyle şey. Ha bu da fish finder menüsü. Mesela çok azıcık tekne sancağı kaçtı. Hemen şuradan birkaç derece, 3 derece veriyorum mesela iskeleye. Onu iyice yoluna oturtuyorum. Bu kıçı çeviriyor. Kıçta da şurada benim dümen açı sensörüm var. Şunu siyah var. Siyah olan dümenin ne kadar döndüğünü beyine geri iletiyor. O da ona göre cevap veriyor. Aynı zamanda şurada da dijital pusulası var. Onu da göstereyim size. Asıl ona göre çalışıyor daha çok. Şu. Dijital pusula bu. Daha çok ona göre çalışıyor. Evet. Emin abi bizi noktaya getirdi. Artık Emin abiden çıkma zamanı geldi. Göster bakalım. Şimdi yavaş yavaş çıkışı yapıyoruz. Öncelikle standby. Sonra aslında normalde olmaması gereken bu lastik. Fakat yılların verdiği şeyle bunun gevşemişliği. Evet, şu an standby'da. Bir dümen bende. Yoksa dönmez bu.